Evet arkadaşlıklarım, kanalıma yeniden hoş geldiniz. Diğer videolarıma ulaşmak isteyen Haur'da veya Haur'daki videolarıma tıklayamazsınız. Daha o kadar gelişmedik. Efendim bugün size güzel bir tatlı tarifi vermeye çalışacağım. Çayımı içeyim. Efendim vanilyalı krem karamel. Size habunun tarifini vermeye çalışacağım. Gördüğünüz üzere. Efendim vanilyalı krem karamel olan bu tatlımız çok güzel bir tatlıdır. Ben hiç tatmadım, siz tadın. Efendim malzemeler 1 kilo süt. Bu zamanda kolay değil iyi sütü bulmak, gidin ineğin altından sağın abile abile. 6 adet yumurta. Yumurta bilmiyorum yani bu aralar kolay yumurta bulmak da zor. Git çiftlik yumurtası al diyor Can Ankara'da hoca. 1 liraya değil. 1 liraya alsan la 20 tanesi yapay 20 lira. 30 tanesi yapay 30 lira. 1 lira da değildir sanmıyorum ama Canan Karatay değil yani. Efendim bir paket vanilya. Vanilyanın içine ey gidin neler katayılar neler katayılar. Uy hiç sorma. Bir su bardağı toz şeker. Anam geçen şekeri aldım elime abile bir ip çıktı. La ipi bağlarken içine mi düşürdüler? Ağırlık etsin diye birbirine mi düğüm ettiler anlamadım gitti. Karameli için efendim bir su bardağı toz şeker. Hem bir su bardağı toz şeker hem de karameli için yani iki toz şeker olayı demek ki. Efendim hazırlanışına geçmeden evvel bunu sevdiklerinizle tadın. Ben hiç tatmadım. Hazırlanışı bir tencereye sütü, toz şekeri, vanilyayı koyup ocağa alıyoruz. Öyle değil ben demiyorum. Çırpma teliyle hable karıştırıyoruz, karnıdür ediyoruz. Sütümüz ılık hale gelince ocaktan alıyoruz. Diye yani diğer videolarımda kulak memesi kıvamında. Hele şükür öyle bir şey yok bunda yani. Üzerine sütümüz ılık hale gelince ocaktan alıyoruz. Üzerine yumurtaları kırıp çırpma teliyle karıştırıyoruz efendim. Garnitür karıştırıyoruz. Diğer tarafta küçük bir tavaya toz şekeri koyup ocağa alıyoruz. Kısık ateşte yani azıcık yani. Karıştırarak koyu kahverengi olmasını sağlıyoruz. Ocaktan alıyoruz. Bu arada biz de ocaktayız. Yeni yılımız mübarek olsun inşallah. Ocak deyince bu ocak aklıma geldi. Ocaktan alıyoruz. Karameli kalıplara veya orta boy porcam kabına döküyoruz. Borcam kabı olmayanlar BİM'den, A101'den, bir yerden ucuzundan Çin mallarını bir şey bulsunlar yani. Bulursunuz. Ne dedik? Kaba koyuyoruz dedik borcam kabına. Hemen üzerine sütlü yumurtalı harcı döküyoruz. Dökeceğiz onu. Hani dökmeden olmayı sütlü yumurtalı harcı olmadan olur mu? Olmaz. Ondan sonra abile bir paylaştırıyoruz üstüne. Daha sonra fırın tepsisinin içine su döküp krem karamelleri Ben Mari nedir la? Neyse öyle yazıyor. Ben oranın yalancısıyım. Ben Mari usulüyle 150 derecelik fırında 40-45 dakika pişiriyorum. Bu arada Ben Mari'nin ne olduğunu bilmek, öğretmek, yani bilmek değil de öğretmek isteyenler yorumlara yazabilir. Ben Mari habu demektir diye. Ben Mari usulü 150 derecelik fırında 45 dakika yani pişiriyoruz. Pişirince sudan çıkartıp ılıkken buzdolabına koyarız onu. Ilıkken koyacaksın soğuyacak onu anlasın. Direkt koyarsan olmayır. Bozulur bozulmaz da yani olmaymış. 3-4 gün durması gerekiymiş. La ilahe illallah. La 3 gün 4 günde olur bu şey buz kalıbı. Bizi kandırıyorlar belki daha. Neyse devam edelim. Ters çevirip servis yaparız. Ama 3-4 gün durması gerekiymiş. Gidiyor. Allah Allah. Vanilyalı karamel karamel abeleymiş yani. 3-4 gün durması gerekiymiş. Ama biz nasıl olacak bu iş? Neyse. Yumurtalı kıracağımız sütü ısıtırken elimizin dayanabileceği ısıda olmasına dikkat edelim. Tabi. Yoksa elimiz yanar Allah göstermesin. Bu tatlımız 8 kişiliktir. Ben hiç tatmadım, siz tadın. Tekrar gösteriyorum, habile bir şey. Gördüğünüz üzere habile bir şey. Ne demekmiş bu?
vanilyalı krem karamel diye bir tatlımız. 3-4 gün boyunca buzdolabını bekleyecek. Ben ne yiyeceğim? Çay içeceğim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Tamam. Desteğiniz bir gün gelecek, hable yükselecek, damla deniz olacaktır. Onun için desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bye.